Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin işine yarayacak bir ürünün yapılışını paylaşacağız inşallah. Evde en kolay şekilde telefon tutucu, tablet tutucu nasıl yapılır onu göstereceğiz inşallah. Ya özellikle telefonla konuşurken sürekli telefonu elde tutmak zaten sağlığa zararlı ve insanı yoruyor. Kayıp elden de düşebilir. O yüzden telefon tutucu gerçekten gerekli. Dolayısıyla bunun yapılışını sizlerle paylaşacağız inşallah. Şimdi gerekli malzemeleri ben size göstereyim. Şöyle dondurma çubukları oluyor ya. Bunlardan 6 tane gerekli. Bu malzemeler kırtasiye dükkanlarında satılıyor. Yani çok dondurma yediyseniz onun çubukları bile olabilir. Şey, 6 tane bu çubuktan gerekli. Çöp şiş. Yoksa şiş çöp mü? Çöp şiş. Bu 2 tane de çöp şiş gerekli. Ve boya olarak ben akrilik boya kullanacağım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben sarı rengi seçtim. İlk başta işe boyayarak başlayacağız. Ve videomun sonunda sizlere yaptığımız harika telefon tutucuları göstereceğim inşallah. O zaman başlayalım. Boyama işlemine başladık. Şöyle kapağını kapatıyorum çünkü hemen kuruyor. Bakalım bu sarı renk nasıl olacak? Şurada bir siyahlık varmış. Umarım onu kapatır. Ben küçükken sarı rengi hiç sevmezdim. Bir de kırmızıyı. Ama şimdi çok seviyorum. Demek ki insanın renk beğenisi de yıllara göre değişiyor. Şekilde boyama yapıyoruz. Su kullanmadım. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen kanalıma abone olup bildirim zili sesini açmayı unutmayınız. Böyle ne güzel sizin için, sizler için videolar çekmeye çalışıyorum, içerikler üretiyorum. O yüzden desteklerinizi esirgemeyiniz diyorum. Şöyle koyayım kurusun. Şu kısım kapanmadı, siyahlık var gibi. Bu çubukların boyaması bitti. Şimdi bunların kurumasını beklerken şunları da boyayayım. Boyadık. Daha sonra işte keseceğiz, yapıştıracağız. Çok kolay bir ürün. Dolayısıyla yani denemenizi tavsiye ederim. Boyama işlemimiz bitti. Şimdi vernik kullanıyorum. Su bazlı bir vernik. Fakat bu vernik isteğe bağlı bir şey. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Ben ürünün daha uzun süre kullanmak ve parlak gözükmesini istediğim için su bazlı bir vernik kullanıyorum. Hepsini vernikledim. Şöyle bu çubukları da vernikledim. Dikkat ederseniz daha parlak gözüküyor. Daha güzel gözüküyor. Aslında hava soğuk ama şu an
Güneş çok fazla var ve gölge vuruyor. İnşallah güzel gözüküyordur. Şimdi vernikledim. Önce ne yaptık? Boyaların kurumasını bekledim. Boyalar kuruduktan sonra verniği kullandım. Şimdi vernikler de kurudu. Ve sıradaki işlem, işte bunların yapıştırma ve kesme işlemine geçeceğiz. Bu konuda eşimden yardım rica edeceğim. O zaman hadi başlayalım. Telefon tutucumuz bu şekilde.
koltuk modelinde oldu. Fakat henüz bitmedi. Şimdi hem daha kullanışlı hale gelmesi için hem daha güzel gözükmesi için bu kısmı kaplayacağız. Ve malzeme olarak suni bir deri kullanacağız. Daha sağlam olması açısından. Bu şekilde benim malzemem. Telefon tutucumuz bu şekilde oldu. Harika gözüküyor. Bakar mısınız? Renk de çok uyumlu oldu. Şimdi ben bunu yine kendimce süslemek istiyorum. Şu boncuklardan takacağım kenarlarına. Siz isterseniz farklı süslerde kullanabilirsiniz. Şöyle şuraya 3 tane boncuk takmak istiyorum. Bunlar yapışkanlı altı. Direkt. Çok tatlı gözüküyorlar gerçekten. Bir tanesini de şöyle şuraya yapabilirim. Bakar mısınız? Bir tane de ayrıntılı şuraya takmak istiyorum. Bir tane yeterli bence. Evet. Bu şekilde telefon tutucumuzun yapımı bitti. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bu bizim bugün yaptığımız telefon tutucu aparatımız, ürünümüz diyelim artık. Ve çok güzel oldu. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sonra bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Ama size şimdi daha önce yaptığımız ürünleri de göstermek istiyorum. Şöyle bir tane de kırmızı yaptık. Kırmızı olanı da bu şekilde. Bu da harika oldu. Bunların da yine kenarlarına boncuk yaptım. Bir tane de pembe. İhtiyacım olan bir üründü. Kendime 3 tane yaptım. Bu şekilde. Dediğim gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gerçekten harika oldu. 2 tane de eşim için yaptık. Onunkine boncuk koymadık. Yeşil ve siyah yaptık. Bu şekilde oldu. Evet, bu şekilde. Tabletimiz vardı. Tabletimizi de düşündük. Çünkü tablet de sürekli kullandığımız bir ürün olduğu için. Ve tabletimizin tutucusu ise bu şekilde oldu. Aynı yoldan gideceksiniz. Yani aynı yöntemi kullanacaksınız. Tek ebatları farklı. Tablet tutucumuz da bu şekilde. Bunu da çok beğendim. Mavi yaptık. Bunu da şöyle yapıyorum. Şöyle. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani ben hepsini çok beğendim. Hepsi birbirinden güzel oldu. Hem de ihtiyacımızı gidermiş olduk. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.